Dün yaptığımız dersimizde şöyle bir soru geldi. Benim en büyük sıkıntım okurken, dinlerken kelimeleri ve kalıpları anlıyorum ama konuşmaya çalışınca, yazmaya çalışınca aklıma gelmiyor. Çok moral bozucu oluyor. Şimdi benzer mesajları çok alıyorum. Hatta devamında şunu yazanlar oluyor. Herhalde benim yabancı dile karşı bir yeteneğim yok veya hafızam herhalde çok kötü şeklinde yazanlar oluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu durum gayet normal bir durum. Bu birincisi. İkincisi, bunun nedenini anlatmak istiyorum ve çözümleri, cevapları vermek istiyorum. Şimdi öncelikle bilmek eşittir kullanmak değil. Bilmek eşittir kullanabilmek anlamına gelmiyor. Biz herhangi bir cihazı, bilgisayarı, işte aleti biliyor olabiliriz, tanıyor olabiliriz. Kullanma kılavuzunu da okumuş olabiliriz ama onu kullanabiliyoruz anlamına gelmez. Şimdi bilmenin, bilginin 3 hali vardır. Pasif bilgi, aktif bilgi, bir de otomatik bilgi. Ve bu süreçler bütün öğrenme, neyi öğrenirseniz öğrenin, hepsinde bu süreçler aynı. İster dil öğrenin, ister araç kullanmayı öğrenin, ister resim çizme öğrenin, hiç fark etmez, hepsinde aynıdır. Ne demek bu? Şimdi gelin ehliyet kursunu örnek olarak vereyim. Arabayı kullanmadan önce ne yapıyoruz? İşte ehliyet kursuna yazılıyoruz ve teori bilgisini alıyoruz, değil mi? Teori bilgisini aldıktan sonra ne oluyor? Daha sonra arabaya bindiğimiz zaman biz o kitaplardan öğrendiğimiz teori bilgileri burada artık gerçek ortamda uygulamaya çalışıyoruz. Ve aktif bilgi sürecinde şöyle bir döngü vardır. Hata yapıyoruz, geri bildirim alıyoruz, iyileştiriyoruz. Hata yapıyoruz, geri bildirim alıyoruz, iyileştiriyoruz. Bu şekilde bu devam ediyor ta ne zamana kadar? Otomatik olarak o bilgi oturuncaya kadar. Yani biz artık yola çıktığımız zaman arabayı nasıl kullanmamız gerektiğini düşünmüyoruz. Araç kullanırken işte yanımızdaki kişiyle rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. İşte müzik açmak istersek müziği açabiliyoruz. Artık ne oldu? Çünkü araba kullanmak artık otomatik bir hal aldı. Yürümek gibi mesela, biz şu an yürüdüğümüz zaman yürüyüşlerimizi, adımlarımızı düşünüyor muyuz? Hayır, otomatik olarak yapıyoruz. Ama bir çocuğa bakın, çocuk her adımı düşünür. Dengeyi tutturmaya çalışır. O da daldı mı düşer, değil mi? Ama biz bunu düşünmüyoruz. Neden? Çünkü o bilgi artık otomatik bilgiye geçmiş oldu. Şimdi kelimelerde bu şekildedir. Yabancı dilde bu şekildedir. Ben üniversiteye ilk geldiğim zaman ilk dersimizde hocamız tahtaya kocaman şunu yazdı. Dil bağlamdır diye. Bu cümle neden önemli? Şimdi kelimeler tek başına öğrenilmez. Kelimeler bağlamlarla birlikte öğrenilmesi gerekiyor ki bir şeyi ifade etsin, daha uzun vadeli hafızaya geçsin. Kelimeler bir yapboz parçası gibidir, puzzle parçası gibidir. Tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bir bağlam içinde olması gerekiyor ki anlam ifade etsin. Dolayısıyla biz kelimeleri derslerde öğrendiğimiz zaman ne oluyor? Biz o kelimeleri aslında sıfır bağlam içinde öğrenmiş oluyoruz. Gramer kitaplara bakıldığı zaman veya kelime öğrenme kitaplara baktığımız zaman kelimeler Excel tablosu gibi veriliyor. Sağ tarafta çevirisi bu şekilde. Yani bağlam var mı? Yok. Sıfır bağlam. Biz ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biz yabancı dili öğrenmeye çalıştığımız zaman hepimizin bir hedefi var. Yani ben bu dili neden öğreniyorum? Belki mesleki anlamda kendimi geliştirmek istiyorum. Terfi almak istiyorum, yurt dışındaki şubeye gitmek istiyorum veya seyahatlere çıktığım zaman daha rahat seyahat yapabileyim. Hedefim budur. Veya tanışma, insanlarla tanışmak istiyorum, sosyal çevremi genişletmek istiyorum ve özel hayatımı farklı bir seviyeye geçirmek istiyor olabilirim. Ve bu bağlamlar, bu hedefler bir olabilir, birkaç olabilir. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Ben bu sıfır bağlamındaki kelimeleri, mesela skill öğrendim, buraya taşımam gerekiyor. Yani ben bu kelimeyi biliyor olabilirim. Encounter, issue, ben bunları biliyor olabilirim. Ama ben bu bağlamda konuştuğum zaman bu kelimeden aklıma gelmesi mümkün değil. Neden? Çünkü ben bunu bu tarafta kullanmadım ki aklıma gelsin. Dil bilgi değil, dil beceridir. Bunu her zaman söylüyorum. Yani siz koşmayı kitaplardan öğrenemezsiniz. Oradaki bilgileri, kitabı 5-10 defa okuyarak 15 kilometre koşacak bir yeteneğe sahip olamazsınız. O bilgileri o tarafta uygulamanız gerekiyor, pekiştirmeniz gerekiyor, hata yapmanız gerekiyor, feedback almanız gerekiyor ki daha sonra beceri otomatik hale gelebilmesi için. Dolayısıyla burada da bu durum aynı. Örneğin şirket yazışmalarınızda, maillerinize baktığınız zaman genelde çokça kullandığınız kalıplar, kelimeler vardır.
geçmişi düşündüğünüz zaman siz o kelimeleri bir yerde muhtemelen Business English kitabından görmüş olabilirsiniz ki o bilgi pasif bilgi. Sonra bunu bir iki defa bir yerlerde kullanmışsınızdır veya başka bir meslektaşınız o bilgiyi kullandığı zaman sizi de etiketlemiş olabilir mail yazışmaları içinde ve siz orada görerek onu ha demişsinizdir. Ondan sonra bunu bu oradaki kalıpları, kelimeleri kendiniz kullanmaya başladınız, çokça kullandınız ve artık onlar otomatik hale gelmiş oldu. Resmen bir şablon gibi kullanıyorsunuz artık. Örneğin ASAP, as soon as possible. Her yerde kullanıyor olabilirsiniz bunu. Aynı şey burası için de geçerli. Yani siz bu kelimeyi, skill kelimesini iş bağlamına getirmeden, birkaç defa örnek yapmadan bu kelime bu bağlamda aklınıza gelmez. Bu arada yeni öğrendiğiniz kelimeleri illa mesela skill, hani iş bağlamında örneğini yaptınız. Seyahat bağlamında aklınıza örnek gelmiyorsa yapmak zorunda değilsiniz. Tanışmada aklınıza gelmiyorsa yapmak zorunda değilsiniz. Ama bu bağlamlardan en az birinde örnek yapmaya çalışın. Ki otursun ki pasif bilgi aktif bilgi aşamasına geçsin. Aktif bilgi aşamasını birkaç defa kullandıktan sonra artık otomatik aşamasına geçsin.